Şimdi şöyle söyleyeyim. İçme suyu sorunu aşağı yukarı çözdük sayabiliriz. İşte altyapı sorunu vardı büyük oranda. 15 bin metre altyapı sıfır yaptık. Yani 3 tane ana çektik. O altyapıyı bitirdikten sonra şu ana kadar 50 bin metrekarede kilitli parke taş yol ürettik. Hala devam ediyoruz. Bir 30 bin metrekare daha yapacağız bu yıl sonuna kadar. 6 tane parkı dizayn ettik. 2 tane çok güzel çalışan park kurduk. Birisi çarşıda, birisi aile parkı. Şu anda da çok güzel çalışıyor. Yani ailesiyle insanlar gidebiliyor. Bunun dışında DSİ'yi de bekleyen bir projemiz var. Yağmur suyu projemiz. DSİ'de genelde falan onaylanmış. Bekleyen projemiz var. Atık su arıtma tesis projemiz var. 3 belediyeyle bir birlik kurduk. Yeri tahsis ettik. Şu anda o da proje aşamasında. Daha önce projeyi yapmıştık. Çevre ile Orman Bakanlığı ayrıldıktan sonra proje tekrar yeniden yapılması gerekiyordu. Şu anda bir firmada projemiz devam ediyor. Bunun dışında işte günlük Sultanlıhan'da yapılması gereken ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Peki seçim vaadinde Bolunluk'ta yapılmadığı şey olur mu? Yok. Benim vaat ettiğim işlerden yapılmadığım henüz yok. Yani aslında fazlasını bile yaptık. Çünkü Sultanlıhan'ı iyi tespit etmiştik. Yapabilecek şeylerimizi vaat etmiştik. Yani yapılamayacakları afaki şeyleri söylememiştik. Tabii daha yapacaklarımız var inşallah. Nasip olursa bir sefer daha adayız. Yani sonra söyleyivereyim. Yeni dönemde ben evet. Olsa için düşünceniz, projeniz nedir? Tabii yeni dönemde inşallah bir kapalı sebze pazarı, hayvan pazarı. Zaten proje halinde bunlar. Ondan sonra bir hal binası. Kiraz, vişne için. Tabii bunlar için de yer tespiti çalışmalarımız devam ediyor. En önemli projelerimizden birisini gerçekleştirdik. Sultanlıhan'daki işkili bölge lokantaları şehir dışına çıkarıyoruz. Şu anda inşaatlar bitme aşamasına geldi. Yapıştırma devlet modeliyle gerçekleştirdik. Bir ya da iki aya kadar Sultanlıhan içerisindeki içki lokantaların hepsini dışarıya çıkarıyoruz. Onun dışında işte kirazla ilgileniyoruz. Biliyorsunuz kiraz kooperatifini kurduk, dernek kurduk. Hem markaçlaştırma çalışmaları hem de kirazı direkt Türkiye'den dünyanın her yerine Sultanlıhan'dan satmak üzere bir çalışma başlattık. Tabii ki ismiyle markalaştık. Hem tanıtmaya çalışıyoruz, dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Hem Afyon'a girdisini çoğaltmaya çalışıyoruz. Mesela 10-12 bin ton kiraz ihraç ediyoruz. Afyon'da kayıt altına da almıyor, vergisi de almıyor. Çünkü İzmir'den ve Bursa'dan geliyor. Buradaki ihraç firmalar buradan sadece yükleyip oralarda işleyip gönderiyorlar. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Sultanlıhan'ımız aslında çok güzel bir yer. Fabrikayla ilgili evet. Konuşayım mı bilmiyorum onu. Bir de istav sağlayıcı bir çalışmanız var. Özellikle traktör parçası üreten bir işletme yatırımcı bulmuşsunuz ve onunla ilgili girişimler ne aşamada şu anda? Teşekkürler. Sultan Dağlı devlete fazla yük olmadan kendini geçindirmeye çalışan güzel şirin bir yer ilçemiz. Tabii her yerde olduğu gibi sanayi eksikliği bölgemizde de istihdam sağlanmadığı için haliyle göç veriyor sürekli. Biz de bu göçü engellemek ve istihdamı sağlamak amacıyla bir bölgeye bir yatırımcı arayışına girdik. Bir yatırımcıyı da bulduk. Yatırımcı için önemli olan yer teminiydi. Onun için çalışmalara başladık. Bir mera arazisini valiliğin sayesinde, valimizin de destekleriyle çözdük, mücadelemize kattık. Şu anda yatırımcıyla bu meranın vasfını değiştirip bu alanı yatırımcıya devir aşamasındayız. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde yatırımcının, hatta şunu da söyleyeyim, bu yatırımcı devletten teşvik isteyen, kredi arayan bir yatırımcı değil, hazır parası olan, her şeyi öz termasıyla kuracak olan ve şu anda da dünya piyasasına 42 ülkeye traktörü %65 yedek parçasını üretip satan bir firma. Dolayısıyla önümüz açık inşallah. Sultanlıhan'da 600 kişilik bir istihdam demek. Sadece Sultanlıhan'a değil, bütün bölgeye seyahat edecek demektir. İnşallah bunu gerçekleştirirsek, şöyle söyleyeyim, buradaki kirazın, vişnenin, kayısının güzelliğinin yanında Türkiye'nin en yaşanabilir kentlerinden birisi olacağını ben inanıyorum ve iddia ediyorum. Biraz önce belediye binasına girerken baktım, üzeriz. Sağlıklı meslekçisi. Binanın, belediye binası ama halk itimar, belediyenin binadan başka her şey kullanılan, geniş çaplı kullanılan.
Tabii. Yeni bir belediye bir hizmet binası var mı veya burayı da duyduğuma göre yine eğitime borçlanıyorsunuz, evet. Oturduğunuz yeri bile. Evet. Nereden bu eğitim servisi nereden geliyor? Tabii Sultan'da şimdi 650 meslek yüksek okulu öğrencimiz var. 210 da sağlık meslek sesi öğrencimiz var. Devletin de her yere gücü yetip her zaman yatırım yapamadığına göre biz Sultanlı'nın belediye olarak her yerden idare edebiliriz diye düşünüyorum. Yeter ki bu öğrenciler burada kalsın, bu okul burada sabitleşsin mantığıyla belediye binamızı milli eğitime yani sağlık meslek sesine bağışlayalım diye bir karar aldık. Tabii karşılığında da eski hükümet konağımız boş. Orayı bize tavsiye ederlerse burası sağlık meslek sesinin kendi binası olacak. Onlara da görüştük. Kendi binası olmayan yerlere bakanlık yardım da çıkarmıyor, destek de vermiyor. Dolayısıyla bina kendilerinin olursa hedefimiz şu, burayı 250 öğrenciye çıkarmak, üst katını yatılı yurt yapmak, okulun aşağısı kurtarıyor. 2500 metrekare kullanım alanı bina burası. Dolayısıyla sultanlığımızda kalacak. Abi biz de belediye olmuş, ya sultanlığımız olmuş. Bizim için değişmez. Biz belediyeyi her yerde idare ederiz. O kötü bina da bize yeter diye düşünüyoruz. Yeter ki sultandan da eğitim ileriye gitsin. Kuşadası Üniversitesi burada meslek yüksek okulu var. Yurt sorunu var mı? Şimdi, öğrenci durum nasıl burada? Şu anda 650 öğrencimiz var. Yurt sıkıntısı tabii 4 tane özel yurt var ama devlet yurdu yok. Takdir edersiniz ki insanlar başka memleketlerde ilk baktıkları şey devlet yurdu var mı? Devleti güvenilir. Dolayısıyla biz de bu başvuruyu yaptık. Arsanın tahsisini yaptık. İmarını bitirdik. Teslimini yaptık. Bölge müdürlüğümüzde, Eskişehir Bölge müdürlüğümüzde sözleşmeyi imzaladık. 200 yataklı bir devlet yurdu yapılmak için de düğmeye basıldı. Yani dolayısıyla şimdi devlet yurdumuz olacak. İnşallah onun da çalışmaları devam ediyor. Teşekkür ederim.